Evet arkadaşlar, ben Deniz Halit İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine muhteşem Ankara'dayız. Yine muhteşem yerlerde dolaşıyoruz. Ve şu anda bir şifreyi çözdük. Nedir o şifre? Şurada kayayı görüyor musunuz? Anlaşılıyor değil mi abi? Bakın orada çok güzel bir kayamız var. Ne görüyorsunuz? Kalp, kalp, kalp diye bağıranları duyuyorum. Orada bir kalbimiz var. Tamam mı? Kalple ilgili bağlantıyı anlatacağım ama önce gelin bir kalbe inceleyelim. Şimdi kalbe gitmeden önce arkadaşlar burası bir yerleşim birimi. Tamam, nereden anlıyoruz? Burada var mı? Ya burada yok abi, değil mi? Burası değil ama şu sırt komple böyle alabildiğini küp kırıkları, testiler, şarap küpleri ve küçük küçük minik minik testiler falan var. Yani yaşam alanı burası. Burada hitikler, pirikler, efendim Moldova kralı bile gelmiş buraya savaşmış. Böyle bir yerdeyim ben şu anda. Ve burada bir anıtla karşı karşıyayız. İşaret aslında bak. Bu işaret demiştik. Daha yakından bir kalp işareti. Tamam mı? Şimdi bunun altında yüksek bir kum taşı varmış. Bu kum taşının böyle oya oymuşlar. Bunu da böyle şekil vermişler dümdüz, tamam mı? Bunu böyle kalp haline getirmişler. Üzerinde herhangi bir oyma işareti olmasa da şuralarda küçük küçük böyle işlemeler, çalışmalar görebiliyoruz. Tamam. Buraya bakın, hatta tıraşlanmış. Gel abi. Bu zamanla burası yıkılmış, kırılmış. Buradan baktığınız zaman şöyle biraz uzaktan sayın abi. Bakın yine buradan da böyle kalp işaretini andırıyor değil de resmen kalp işareti. Gel abi şimdi. Yavaşça şu aşağıya doğru eğilelim. İşte bakın, buradaki işleme de bu. Yani derinliği anlamanız için söylüyorum. Şöyle bir derinlikte altını bunun böyle eritmişler. Tamam, kazmışlar, indirmişler aşağı. Böylece kalp şeklimiz ortaya çıkmış. Gel abi, şimdi şunları çekelim. Buralara bakmadım, tamam mı? Beraber bakacağız. Şimdi şuradan başlayalım. Hani kalp var. Şuna da baktığınız zaman, bak taşı görüyor musunuz? Sanki orada oturan bir ayı. Ellerini kapatmış, şöyle ağzına doğru kapatmış. Şey gibi, matruşkalar yok mu? Matruşka. Ya da neydi o, panda panda. Panda ayı gibi yapmışlar bak onları böyle sanki. Hı, gel bakalım abi. Burada bir oynamışlar, uğraşmışlar bir şeylerle. Bu kayamız da burada böyle tepede duruyor. Üst çuvarlak. Toz taparlak. Tamam. Buradan su akıyor galiba, değil mi? Onda bir şey gözükmüyor da. Buradan su akıyor değil mi abi? Normalde akıyor musun? Buradan su akıyor muhtemelen. Böyle akmış. Buraları biraz yokmuş etmiş. Buralarda bir şey olabilir mi diye düşünüyorum açıkçası. Mesela şu tepede bir yer var. Bu da böyle. Bu ne, çocuk mezarı gibi ya. Çocuk mezarına benzemiyor arkadaşlar. İyi bakın. Allah Allah. Bak. Bak görüyor musun? Köşeyi görüyor musun? Dümdüz. Sanki buraya çocuğu gömmüşler. Böyle kalmış. Bu çocuk mezarına benziyor bir. Bir de burası bak. Böyle toz toparlak. Tamam mı? Bu da böyle yüz çuvallak. Bu da enteresan. Hani bunun içerisinde bu mezar olabilir mi acaba? Kale mezarı olabilir mi? Hemen çünkü bu taraf olduğu gibi yaşam alanı arkadaşlar. Bakıyorum buralarda bir şey var mıdır? Bakın mesela şurada taşları baksana abi. Bak taşları böyle yuvarlak çevirmişler. Yani yaşam alanı olduğunu kanıtlamak için söylüyorum. Oraya çıkmayayım şimdi sırf kiremit göstermek için size. Zaten bol bol kiremit görüyorsunuz videolarda. Gel abi bu tarafa doğru. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi asıl bombayı ben size anlatacağım. Bak şuradan çeksin abi kalbi. Nasıl gözüküyor? Oo, yaklaştır bakalım şimdi yavaş yavaş. Tamam. İşte bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Uzaklaş abi şimdi yavaş yavaş. Harika. Olay budur.
Böyle bodur. Evet ya, çocuk buradan bak. Vay. Ana. Bu ne çocuk pazarı mı lan o? Ana. Bak ya. Sen dur oradan çık abi. Böyle bir şekil yok ya bak. Gel gel. Şöyle geç abi. Arkadaşlar bakın. Bakın ne var burada. Bak içinden farklı bir şey çıkıyor bunun. Gördünüz mü? Bu kadar. Daha fazla kazmak yok. Evet. Bunun altı o zaman böyle bir toprakla dolu olduğuna göre şu toprakta sıvamı toprak. Sıvamışlar, bırakmışlar, üstüne dökmüşler bunu. Evet, içinde bunun bir şey var. Hatta bak şöyle. Bu taşları koymuşlar üzerine. Yine aynı kumdan yapıştırmışlar, koymuşlar. Hatta şunlar da aynı şekilde olabilir. O zaman burası da bir mezar olabilir. Aynen, orası da olabilir. İşin rengi değişti. Düşün taşın bakayım. Düşün taşın. Her şey olabilir. Gel abi. Şimdi bağlantıyı kuracağız, tamam. Bağlantıyı kuracağız. Bir itinayla işaretler çözülür. Ama bak şimdi arkadaşlar, işaretleri lafla çözmüyoruz, tamam mı? Hani herkese saygı duyuyorum, hani çıkıp anlatıyorlar, işte konuşuyorlar. Bazıları yorumlarda ya langır langır konuşuyor. Hele ben şey çok gıcık oluyor. Bir videomda söylemiştim. Altın oksitlenmez diye tutturuyor bazı insanlar ya. Şimdi lafa mı inanayım yoksa gözüme mi inanayım? Hı? Ben gördüğüme inanıyorum. Bir taraftan da uydurmuyorum. Gördüğüm de anlatıyorum size. Anlatabildim mi? Ya arkadaşlar bak. Ben dolaşıyorum, tamam. Bak bugün Ankara'dayım. Yarın başka yerdeyim. Öbür gün Tekirdağ'dayım. Öbür gün Çanakkale. Öbür gün Artvin. Öbür gün Kars, Erzincan, Erzurum. Bak geziyorum, geziyorum. Tamam. Geziyorum. Yani laf yapmıyorum. Dolaşıyorum. Bir şeyleri görüyorum. Bak. Şifreleri çözerken, işaretleri çözerken lafta değil. Birebir gidiyorum. Birebir orada MR'de bir işaretleri çözmeye çalışıyorum. Ve buna dayanarak ben sizlere bir şeyler anlatıyorum. Anlayın da bir tane video izleyip karar vermeyin. Hepsini izleyin, bir görün yani nereden gelmişim. Ben size işaretleri ve defineciliği en acemi haliyle başlayıp usta haline taşımaya çalışıyorum. 17 yaşımdan beri bu işin peşine koşuyorum, tamam mı bak. O yüzden ise ben en basit yerden başladım en tepeye kadar. Bazıları diyor ki tiyatrocu olsan daymış. Babo, ben zaten tiyatrocuyum ya. Kaç kere diyeceğim. Ben zaten tiyatrocuyum. Hayır bir şey. Bu da benim hobimdi. Hobimi mesleğe çevirdim ve devam ediyorum, dolaşıyorum. Kaçak kazı işine girmeden, suç işlemeden, yasal yollarla bu işi ben güzelce yapmaya ve size de anlatmaya çalışıyorum. Lütfen gelin. Abidik kubidik işler değil bu işler. Tamam. Ciddi işler. Bakmayın benim böyle espri anlattığıma. Ben bir şey öğrenirken eğlenin. Eğlenirken de iyice kafanıza sokun diye anlatıyorum bu şekilde. Tamam mı? Gel abi. Bak hemen size kadın heykeli. Kalp heykeli. Kadın nereden çıktı ya? Bak kalp değil mi? Bak burası kalp. Arkadaşlar burası yerleşim birimi. Tamam. Gel abi. Bakın şimdi ne göreceksiniz? Çok şaşıracaksınız. Size ben bu videodan önce ya da bir önceki artık bilemem bir mağara videosu yayınlamış olmam gerekiyor. İnşallah yayınlamış olurum o saatte. Tamam, daha belli değil çünkü çektim videosunu. Biz şimdi bir mağara bulduk. Tamam, bir mağara bulduk. Nerede bulduk? İşte tam orada. Ben göremiyorum ki. Parmağım doğru yerde mi? Gördünüz mü? Gözüküyor mu? Ver bakayım abi. Evet.
Mağaraları gördünüz mü? Tam olarak şurada bu şu hizada. Evet, işte oradaki mağaralar, oradan 3 tane 2,5 tane açılmış mağara var. Muhtemelen onun sol tarafı da 2 tane daha mağara yeri var. Sağ tarafta işaretler var. İşaretlerin gösterdiği yerde aşağı tarafta da muhtemelen bunun malzeme odası var. Tamam mı? İşte bu mağarayı bu kalp ve arka taraftaki yerleşimlerimi çok rahat bir şekilde görüyor. Anladınız mı? Ve bir şey daha şu an fark ettim. Tam bak bu hizanın sonunda, abi tepeye doğru bakar mısın? Bak tam bu kalbin üstünde görüyor musun? Bak, kalbin üstünde orada dizme taşlar var. 3 tane küçük taş var. Üstünde de bir tane büyük taş var. Gördünüz mü? Bir de o taşlar var. Böyle burayı sıralamışlar. Tamam, buradan böyle bakın aynı hiza, üçgen. Hepsi nereyi gösteriyor? Yani o tepeye çıktığın zaman o tepeden şöyle işaret etsen, tamam mı? Direkt o mağaraları gösteriyor. Yani al bakalım abi. Yani arkadaşlar bu ne demek? Mağaraya git. Peki o mağaralar ne? Ben başta onun eşkıya mağarası olabileceğini düşünmüştüm. Ama şimdi düşününce, buraya da görünce, oranın yerleşim birimi olan alandan gözüktüğüne göre demek ki orası eşkıya değil. Eşkıya çünkü saklı gizli olur. Demek ki orası buranın kral, kraliçe ve çocuklarının mezarı. Şu an ben bu kanaate vardım abi. Orası buradaki kralın aile mezarı. Hangi dönem acaba? Buradan epey bir dönem geçmiş Hititler, Frigler, Selçuklular gelmiş. Bir dönem ne alakaysa, neresi? Moldova mı demiştim ona ya? Makedonya. Bir dönem Makedonya kralı askerleriyle buraya gelmiş. Osmanlı ile beraber, Roma İmparatoru ile beraber bir kavim daha vardı burayı çalıştırmak isteyen. O kavimle çarpıtarak buraya ele geçirmişler. Hangi kavim varsa o kavim burada yaşamış. Oranın kral ve kraliçesi. Tamam mı? Bence orada yatıyor. Çünkü buranın o tarafta değil mi o kale? Arkada. Şu dağın arkasında da kalesi var. Tamam. Abi. Kale var orada. Bağlantı kur. Aşağı yukarı aynı hizaya giriyor değil mi? Kalede acayip mağaralar var. Acayip böyle. Mağaranın tam karşısında da yine acayip mağaralar ve bacalar var. Onları göstermedim ben size ama. Dehşet, deli dehşet bacalar var, deli dehşet girişler var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Burada çok savaşlar olmuş ya. Bence mağaralar oradan bir giriyor. Tamam mı? O mağaralar buraya geliyor. Tam o karşıya çıkıyor. Tam buraya çıkıyor. Ve muhtemelen orada bir mağara girişi var. O aşağıda gösterdiğimiz yer. Oradan girdiğim zaman var ya, oraya çıkıyorsa orası buraya da geliyordur abi. Burada da bir mağara varsa ya şu an baktığımız yerde ya da o yukarıdaki dizili taşta. Ama dizili taşta değildir. Olsa olsa burada bir yerdedir o da. Hatta şu bastığımız yerde bile olabilir yani. Bence biz bu olayı çözdük. İş detaylara kaldı. O da benim işim değil. Detayları çözeriz. Bırakırız öylece. Benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Bende kalın. Bendeniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.